Evet sevgili dostlar, bizler Samsun Çarşamba'dayız. Çarşamba İstiklal Mahallesi Gönülleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu festivaldeyiz. Derneğimiz yeni, Çiçeği Burnu'nda bir dernek. Yeni kuruldu, kuruluşu da tabii çok taze. Dolayısıyla kurulduğu günden bu yana açılışı, futbol turnuvası ve aile ortamlarında birçok programlara imza attılar. Heyecanlı bir dernek, samimi bir dernek. Birlik beraberliği en çok vurgulayan derneklerden bir tanesi İstiklal Mahallesi Gönülleri Derneği. Efendim, doğup büyüdüğümüz yerden, doyduğumuz topraklarda, gurbette bu işlemi yaparken dediler ki biz ilk festivali yapalım ve Sıla'da, yani Çarşamba'da, topraklarımızda, ata topraklarında bir festival yapalım dediler. Hiçbir festivalin kolay olmadığını basın camiasında, ekranda olan birçok dostlarımız da bilecektir ki bu işler kolay olmuyor. Günler öncesinden hazırlanıyor, tasarlanıyor, takvim belirleniyor ve sahne alacak sanatçılarımıza varana kadar her bir şey ayrıntısıyla düşünülüyor, düzenleniyor. Dolayısıyla bugün geldik ve start veriyoruz. Şimdi ise festival alanındayız. Hazırlıklar yapılıyor. Birazdan başkanım alanı gezecek, sanatçılarımız olacak ama çocuklarımızı da unutmamışlar. Animatörlerimiz var. Ben ilk olmasına rağmen şahsım şu an itibariyle başkanı ve yönetimi, muhtar heyetini tebrik ediyorum. Güzel bir festival. Daha çok konuşacağız. Ben şimdi sözü fazla uzatmadan, arkamızda kocaman bir ordu var ve bu ordunun da bir lideri var. Derneğimizin kurucu ve mevcut başkanı Mustafa Kılıç'la birlikte süreci başlatalım. Bizi nasıl bir program bekliyor? Kendisinden alalım. Arkasından da her bir arkadaşımızın emekleri var. Adını soyadını alarak bugüne dair düşüncesini de alacağız. Mustafa Başkanım, yeni bir dernek, Çiçeği Burnu'nda bir dernek ama harika, yıllara meydan okuyan bir festival var. İnşallah gün boyunca da böyle olacak. Yüzümüzü kara çıkartmayan biz sunacağız. Sizleri hazırladınız zaten. Rabbim kolaylıklar versin diyelim. Nasıl gidiyor hazırlıklarımız? Festivalimizle ilgili düşüncelerinizi de alalım. Neler bekliyor bizi? Daha önce İstanbul'da içi piknik yaptık. İstiklal pikniği oldu ama aile pikniğiydi onlar. Şimdi ilk defa daha fazla heyecanlıyız. Birinci festivalimiz. İlklerin heyecanı yüksek olur. Yani biraz bir sene oldu derneğe kuralı ama bayağı bir program yaptık. Yani hiç boş kalmadık. Murat abi siz de biliyorsunuz biraz yoruldunuz bizden dolayı. Güzel bir futbol turnuvası oldu. 8 takımın katıldığı 7 hafta süren, yani neredeyse Süper Lig gibi keyifli bir futbol turnuvası yaptık. Yani orada kaliteli futbol oldu, güzel bir aile ortamı oldu. Seyirci sayısı yüksek olan bir turnuva yaptık. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz programlar çok güzel geçti. İnşallah birinci festivalde İstiklal'in birinci İstiklal Festivali de çok güzel geçer. Derneğimiz yeni kurulduğu halde biliyorsunuz ülkemiz bayağı bir depremle alakalı sarsıldı. Biz de o konuda hiç boş durmadık, duyarsız kalmadık. 15 kişilik bir ekiple Hatay'a çıktık. Biz de canımızı ortaya koyduk. Orada iyi güzel bir çalışmamız oldu. Bu kadar tahmin etmiyorduk yani. Bayağı bir sivil toplum kuruluşu katıldı. Yani sivil toplum kuruluşlarını hiçe sayılmasını istemiyoruz. Onlar devletin yanında olduklarını görüyoruz. Depremde, selde, her türlü felakette hemen koşuyorlar. Yani bir belediye mensubu gibi koşuyorlar. O yüzden hani gönüllü işi olduğu için biraz da herkes gönüllü yapıyor bu işi. Canı yürekten ben bize destek veren komşu mahallelerimiz, İstiklal Mahallesi'nin güzel iş adamları, iş insanları, mahallelerimiz bizi oraya mesela deprem bölgesine gittiğimiz zaman özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Beni arayıp annemin, babamın adına ben orada size para göndereceğim. Yani orada harcayın bu parayı. Annemin, babamın rahmetli annemin, babamın adına diye böyle arayanlar bile oldu. Çünkü çok duygusal bir durum vardı. Yani dernek yeni olduğu halde 5. 6. programı yapıyoruz. Biz daha önce de yani başka bir dernekle beraberdik. Aslında biz iki mahalle bir köyüz. Tecrübeliyiz. Sağ olsunlar biz buradan giderken İstanbul'a herkes taşınırken belki hiçbir şeyleri yoktu ama şimdi çok güçlü bir iş insanlarımız var. Yani çarşambaya
İstiklal'e geri döndükleri zaman daha sağlam adımlarla gidebilecek bir İstiklal Mahallesi var. Şu anda İstanbul'da çok kişi kalmadı diyelim. İlk festivalimiz olduğu için yaklaşık 80 araç gibi arkadaşlar söylediler. 80 araç gibi bir sayıyla gelen var İstanbul'dan. Tabii Bodrum'dan da gelenler oldu. Yani gurbetçilerimiz ilk festival olduğu için buraya akın ettiler. Onlara da çok teşekkür ederim. Yani heyecanlıyız. Özetle, inşallah. Sanatçılarımız. Aynen, güzel, güzel program olacak. Var. Güzel bir festival bizi bekliyor. Kapanışta da aynı dilek temenniyle programa veda aynen edeceğiz. Size teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili muhtarım, başkanımla birlikte muhtar heyeti de burada bu süreci takip eden isimlerden. Sevgili muhtarım, hayırlı olsun. Derneğimiz Şeyburnu'nda bir dernek. İstanbul, yani daha doğrusu Gurbetlisi de sizinle birlikte hem dernek dernek başkanı, yönetimi hem de muhtar heyeti birlikte güçlü bir yapıdasınız. Bugün de festivaldeyiz. Neler söylersiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz bundan tam bir yıl önce bu derneği kurma kararı aldık. İstanbul'da büyük bir toplantı yaptık. Bir yıldan bugüne, bugünkü 5. organizasyon. 1'den 5'e kadar her program birbirinden daha güzel, daha kaliteli, daha böyle coşkulu geçmeye başladı. Bunun için öncelikle dernek başkanımız Sayın Mustafa Kılıç, bizlere destek olan iş insanlarımız, gençlerimiz ve İstiklal Mahallesi komple yanımızda oldular. Gerçekten de derneğe hasret bir mahalleymiş. Birlik ve beraberliği ihtiyacı olan bir noktada. Bundan 4 yıl önce benim muhtarlığımla beraber gelişmeye, değişmeye başlayan bir mahalle. Derneğimizle birlikte daha da güçleniyor. İşte biz bu derneği kurarken Sayın Mustafa Kılıç Başkanımızla şöyle bir karar aldık. Dedik ki milleti toplamak sadece işte bir araya gelip bununla bitmesin. Çalışkan, gerçekten okumayı isteyen çalışkan çocuklarımıza, yavrularımıza destek olalım. Yardıma ihtiyaç sahipleri olan kişilere destek verelim dedik. Mahallemizi kalkındıralım dedik. Sayın Başkanım sağ olsun, böyle 4 yıl önce de bana bir dernek kuralım dediklerinde, şimdi zamanı değil dediğimde Mustafa Kılıç'la beraber gerçekten çok iyi bir isabetli bir karar vermişiz onun dernek başkanlığına. Genç, dinamik, çok çalışkan, çok birlik ve beraberliğe önem veren bir arkadaşımız, kardeşimiz. Onu tebrik ediyorum. Onun yönetimini tebrik ediyorum. Yanında Selim Koç gibi deneyimli bir başkan yardımcımız var. Ben her birine teşekkür ediyorum. İnşallah daha da güzel bir İstiklal Mahallesi. Sizin de dediğiniz gibi gurbette sılayı birleştirme. Dernekler çok önemli. Dernekler zamanı geldi, devletimizin de bizi yöneten insanların da yetişemediği yerde derneğimiz bizim her zaman yanımızda. Tüm derneklere destek olmak lazım. Bu dernekler de dönüyor, dolaşıyor, işin sonunda yine kendi insanına veriyor. Her şeyden önemlisi bir araya gelme konusunda çok etkin bir dernek olmuş oluyor. O yüzden ben tekrardan Sayın Dernek Başkanımız Mustafa Kılıcı ve yönetimini içtenlikle kutluyorum. Başarılının da devamını diliyorum. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programa başlamışken her bir arkadaşımızın emekleri var. İstiyoruz ki kendi adını soyadını söyleyip programa dair de hayırlı olsun dileklerini iletsinler. Genç başkan yardımcıları var. Başkan hakikaten birlikte bu süreci götürüyor. Adını soyadınızla birlikte hem kendinizi tanıtın hem de hayırlı olsun diyelim. Sıradan gidelim. Ben Berat Manay. Manay Kardeşler Dekorasyonu'yum. Festivalin her zaman yanındayız. Şimdiden hayırlı olsun. Evet Berat, teşekkür ediyoruz. Kazamız mübarek olsun. Abi ben Dursun Şahin. Aynı İstiklal Mahallesi'ndenim. Dernek başkanımız, çocukluk arkadaşım. İlkini düzenleyeceğimiz şenlik inşallah istediğimiz gibi olur, güzel olur. Herkese emeği için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Emeklerinize vallahi çok kolay değil bu işler. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Bayram Kılıç, Kılıç Dekorasyon. İlkini düzenlediğimiz Orman Park şenliğimize hoş geldiniz. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Ben Doğan Günay. Gelen herkesten Allah razı olsun. Herkes hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Ben Salih Aykır. Hayırlı olmasını diliyorum. Derneğimizin her zaman yanındayız. Evet Selim abi.
Ben Selim Koç. Biz bu derneği kurarken bir sloganla geldik buraya. Biz aynı sofranın insanıyız diye çıktık. Şu anda da diyorum ki biz bize yeteriz. Bu derneği kurmada emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet Selim abi, teşekkür ederiz. İsmim Ali Günay. Daha önce de derneğin açılımında söylediğim gibi biz aynı sofranın insanlarıyız. Soframız bir, yediğimiz içtiğimiz bir demiştim. Ve bir olmaya geldik buraya diyelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Muhammed Bey. Muhammed Kılıç. Bütün İstiklal'e ve komşu mahallelere hayırlı olmasını diliyorum. Her şey İstiklal ve komşu mahallelerimiz için, huzuru için, mutluluğu için. Bu zor günlerde, bu stresli günlerde bir nebze herkese huzur ve mutluluk, birlik, beraberlik olsun diye toplandık. Ümit ederim herkes istediği huzurlu, mutlu günü bugün yaşar. İnşallah diyelim. Gökhan ben, Gökhan Öztürk. Dernekte muhasip görevini üstlendim. Bütün misafirlerimiz hoş gelmişler. Hayırlı olsun diyorum. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ben de İstiklal'da yönetici olarak görevimdeyim. Bütün İstiklal Gönüllü Derneği'ne hayırlı uğurlu olsun ve misafirler hoş geldin diyorum. Teşekkür ederiz. Merhaba, ben Murat Eroğlu. Derneğin kuruluşundan bu yana her zaman yanındayız. Bundan sonra da yanında olacağız. Bugün burada derneğimizin ilk festivalini gerçekleştirmek için bulunuyoruz. İnşallah herkesin eğleneceği bir festival gerçekleşir. Teşekkürler. Teşekkürler. Genç Ağlar. Ben Fazıl Ahmet Çelik. Genel sekreterim. Ayrıyetlerinde ilk açılış ağasıyım. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Fazla uzatmıyorum abi. Ay, eyvallah. Yine tabii bölgede bilinen ailelerden Çiçek Ailesi. Bizim de sponsorumuz Yücel Beyciğim. Siz de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Program başlayacak. Düşüncelerinizi almak isteriz. Öncelikle sizler de hoş geldiniz. Meclisimiz hayırlı olsun. İlkini düzenliyoruz. Kurban oldum. Kazasız belasız atlatalım. Herkes güzel bir şenlik olsun istiyoruz. Gönlümüz, yüreğimiz istiklalle. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Kıymetli iş adamlarımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Ben İlkay Gökbörü. İlkini düzenlediğimiz festivalimize siz de hoş geldiniz öncelikle. Bir heyecan var. İlkinin vermiş olduğu bir enerji var. Hem mahallemizi tanıtmak hem kültürümüzü sürdürmek. İyi bir şey. Başkanımıza destek olduk. Başkanımız da bu işe bir soyundu, bir yükün altına girdi. Gurur duyuyorum. Güzel de bir şey olacak inşallah. Söylediklerim bu kadar. Evet, teşekkür ediyoruz. Diğer yöneticilerimiz alandan da ayrılanlar oldu. Şunu söyleyelim. Derneğin ismi de adı üzerinde olduğu gibi İstiklal Mahallesi Gönülleri. Her birisi İstiklal Mahallesi'nin sevdalısı. Her birisi işinin sevdalısı ve bu alanın neferi. Sevgili dernek başkanımıza, yöneticilerimize de Rabbim kolaylıklar versin. Kolay değil. Hiçbir şeyin emeksiz olmadığını biliyoruz. Emeklerine, yüreklerine, kesesine bereket her bir arkadaşımızın. Şimdi açılış röportajımızı yaptık. Alanları ziyaret edecekler ve konser tadında bir festivalimiz bizleri bekliyor. Şimdilik açılıştan diyeceklerimiz bu kadar diyelim.